Yapay zeka hem dünyada hem ülkemizde sıklıkla konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki bu yapay zeka denilen şey nedir? Hakkında yapılan öngörüler sayesinde tartışma ve haber konusu haline gelen yapay zekanın popülaritesi giderek hızlı bir şekilde artıyor. Yapay zeka kimilerine göre büyük bir tehdit unsuru, kimilerine göre ise büyük bir fırsat olarak görülüyor. Bu videoda sizin için yapay zeka nedir sorusunu cevapladıktan sonra yapay zeka ne zaman ortaya çıktı? Yapay zeka çalışmaları nasıl ilerledi? Yapay zeka türleri ve örnekleri nelerdir gibi sorulara en basit haliyle yanıtlıyoruz. Yapay zeka nedir sorusundan başlayalım. İngilizce'deki adıyla Artificial Intelligence yani AI olan yapay zeka en basit tanımıyla bilgisayarlara normalde insan zekasına ihtiyaç duyulan işleri kolayca yaptırma teknolojisine verilen addır. Herhangi bir girdi sağlamadan kendi sonuçlarına varan, bağlantılar kuran, sorunları bulup onları otomatik olarak çözebilen bir sistem olan yapay zeka, büyük bir miktarda veri işleyerek ve daha önceki verileri tanıyarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde yetilebilecek bir yapıya sahiptir. Yapay zeka denilince ilk olarak akıllara insan benzeri robotlar gelse de aslında insanların yerini almak üzere tasarlanmamıştır. Aksine insanları çeşitli alanlarda katkı sağlamak ve insanların yeteneklerini büyük bir ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Cevap arayacağımız ikinci soru. Yapay zeka ne zaman ortaya çıktı? Yapay zeka kavramının fikir babası Alan Madison Turing, makineler düşünebilir mi sorunsalını gün yüzüne çıkartıp makinelerin zekasını tartışma konusu yapmıştır. 1943 yılında 2. Dünya Savaşı esnasında kripto analizi yani mesajların deşifre edilmesi ihtiyacıyla üretilen cihazlar sayesinde de yapay zeka kavramı ortaya çıkmıştır. Yapay zeka ismi ise resmi olarak ilk kez 1956 yılında bir konferansta John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır ve temelleri oluşturulmuştur. Yani McCarthy'nin yapay zeka kavramının isim babası olduğunu söyleyebiliriz. 1929 yılında ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde John McCarthy ve Marvin Minsky tarafından ilk yapay zeka laboratuvarı kurulmuştur. Üçüncü sorumuz, yapay zeka çalışmaları nasıl ilerledi? 1950'lerde yürütülen yapay zeka çalışmaları problem çözme gibi konuların üzerinde yoğunlaştı. 1960'larda ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bu türdeki çalışmalara ilgi duydu ve insanların yaptığı şeyleri taklit etmesi için bilgisayarları eğitmeye başladı. Örnek verecek olursak ileri teknoloji savunma projelerini yürüten Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir devlet kurumu olan DARPA 1970'lerde sokakların hatırlanması projesini yapay zeka sayesinde tamamladı. Ve Siri, Alexa veya Cortana gibi asistanlar henüz piyasada yokken 2003 yılında akıllı kişisel asistanları üretti. Dördüncü sorumuz, yapay zeka türleri nelerdir? 4 tip yapay zeka vardır. Sal tepkisel, limitli hafıza, zihin teorisi ve öz farkındalığı olan. Bunları basit olarak tanımlayalım. Sal tepkisel. Sal tepkisel yapay zeka, yapay zekanın en basit formudur. Etrafında olan durumları algılar ve bunlara göre davranış sergilerler. Herhangi bir belleğe sahip değildirler. Bu yüzden bilgileri kaydedemezler. Bellekleri olmadığı için geçmiş bilgileri göre hareket edemez ve anıları şekillendiremezler. Sadece tek bir alanda uzmanlaşabilirler. Bu yapay zeka türünü satranç şampiyonu Kasparov'u yenen Deep Blue adındaki bilgisayarı örnek olarak verebiliriz. Limitli hafıza. Limitli hafızaya sahip yapay zekalar, geçmişe olan bilgileri toplar ve daha önceden programlanmış olan bilgilerin üzerine ekleme yaparlar. Yeterli belleğe sahiptirler ve bunun sayesinde bütün bilgileri toplayarak en uygun eylemi gerçekleştirirler. Bu tür yapay zekaya sürücüsüz araçlar ve kişisel sanal asistanlar örnek verilebilir. Zihin teorisi. Etrafındaki insanların hareketlerini ve duygularını anlayabilen bir yapay zeka türüdür. Sosyal olarak etkileşime girebilir, beklentileri ve niyetlerinin ne olduğunu anlayabilirler. Bu yapay zeka türü üzerinde çalışmalar hala devam ediyor ve ilerleyen zamanlarda gerçekleşmesi bekleniyor. Star Wars evrenindeki R2, D2 ve C3 Pro robotları ve iRobot filmindeki Sony bu türdeki yapay zekalara örnek verilebilir. Dördüncü yapay zeka türümüz öz farkındalığı olan. Benliğinin farkına varıp kendisiyle ilgili her şeyi bilirler ve bilgi verebilirler. İçinde bulundukları durumu analiz edebilir, başkalarının hislerini tahmin edebilir ve yaşanan olaylar hakkında sonuçlar çıkarabilirler.
Bilinçli, zeki ve duyarlı olan bu tür makinelerin gelecek jenerasyonu tanımlanıyor. Ex Machina filmindeki Eva ve Detroit Become Human oyunundaki karakterleri örnek olarak gösterebiliriz. Günümüzün en yaygın yapay zeka örnekleri şunlardır. Sesli asistanlar, otonom sürüş sistemleri, sosyal medyalardaki haber akışları, müzik ve medya akış hizmetleri ve sağlık sektörü. Bunları da minik minik tanımlayalım. Sesli asistanlar. Akıllı telefonlar bugün sahip olduğumuz en vazgeçilmez teknoloji ürünü haline geldi ve neredeyse her zaman kullanıyoruz. Bir akıllı telefon kullanıyorsanız farkında olsanız da olmasanız da yapay zeka ile etkileşime giriyorsunuz. Google Asistan, Alexa ve Siri gibi sesli asistanlar gibi bariz yapay zeka örneklerinden kameradaki portre modu gibi çok da bariz olmayan özelliklere kadar yapay zeka her gün hayatımızı etkiliyor. Otonom sürüş sistemleri. Yapay zekadan bahsetmişken bu teknolojinin akıllı araba üreticilerinin yapay zeka kullanarak yaptıklarından daha iyi ve daha belirgin bir örnek yoktur. Sadece birkaç yıl önce otopilot bir araba bir rüyaydı. Ancak şimdi Tesla gibi şirketler büyük ölçüde ilerleme kaydetti. Sosyal medyalardaki haber akışları. Neredeyse herkesin Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter gibi sosyal medyalardan en az birinde bir hesabı vardır. İşte bu gibi uygulamalarda yapay zekanın izlerini görebiliriz. Haber akışlarından bu uygulamalardan aldığımız bildirimlere kadar her şey yapay zeka tarafından düzenlenir. Yapay zeka geçmiş davranışlarınızı, web aramalarınızı, etkileşimlerinizi ve bu web sitelerinde yaptığınız her türlü şeyi belleğine alır ve sizin için uyarlar. Müzik ve medya akış hizmetleri. Yapay zekanın hayatımızı nasıl etkilediğinin bir başka harika örneği günlük olarak kullandığımız Spotify, Netflix veya YouTube gibi müzik ve medya akış hizmetleridir. Örneğin yapay zeka sayesinde Spotify dinlediğimiz şarkılardan müzik zevkimizi analiz edip bize öneriler listesi sunmaya veya YouTube ve Netflix'in ilgimizi çekecek videoları bulup bize önermesi bunların en belirgin örnekleridir. Sağlık sektörü. Yapay zeka kullanımı sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandırdı. Yapay zeka ile çalışan makinelerin piyasaya sürülmesiyle hastalıkları tedavi etmek daha kolay hale geldi. Ayrıca yapay zekanın tedavi süreçlerini daha basit hale getirmede önemli bir rolü vardır. Hastaneler ve sağlık merkezleri araştırmadan hastalıkların tespitine kadar her şeyi kolaylaştırmak için yapay akıllı teknolojilere sahiptir. Bu bölümümüzde yapay zeka neden önemlidir sorusuna cevap arayacağız. Yapay zeka tekrarlayan öğrenme ve verisel keşifleri otomatikleştirir. Ancak yapay zeka donanım odaklı robotik otomasyondan farklıdır. Yapay zeka manuel görevleri otomatikleştirmek yerine sık, yüksek hacimli ve bilgisayarlı görevleri güvenilir bir şekilde ve yorulmadan gerçekleştirir. Bu tür bir otomasyon için sistemi kurmak ve doğru soruları sormak adına insan gücü hala gereklidir. Yapay zeka hala hazırdaki ürünlere zeka ekler. Çoğu durumda yapay zeka bireysel bir uygulama olarak satılmayacaktır. Bunun yerine hala hazırda kullandığımız ürünler Siri'nin yeni nesil Apple ürünlerine bir özellik olarak eklenmesi gibi yapay zeka yetenekleriyle geliştirilecektir. Otomasyon, konuşma platformları, botlar ve akıllı makineler güvenlik istihbaratından yatırım analizine kadar evde ve iş yerine birçok teknolojiyi iyileştirmek için büyük miktarda veriyle birleştirilebilir. Yapay zeka verilerin programlanmasına ve yapmasına izin vermek için aşamalı öğrenme algoritmaları aracılığı uyum sağlar. Yapay zeka verilerde yapı ve düzenlik bulur. Böylece algoritma bir beceri kazanır. Yani algoritma nasıl satranç oynanacağını kendi kendine öğretebildiği gibi bir sonraki ziyaretinde kişiye hangi ürünü önereceğini kendi kendine öğretebilir. Ve modeller yeni veriler geldiğinde de buna uyum sağlar. Geri yayılma modelin ilk yanıt tam olarak doğru olmadığında eğitim ve eklenmiş veriler yoluyla ayarlanmasını sağlayan bir yapay zeka tekniğidir. Yapay zeka birçok gizli katmana sahip sinir ağlarını kullanarak daha fazla ve daha derin veriler analiz eder. 5 gizli katmana sahip bir sahtekarlık tespit sistemi kurmak birkaç yıl önce neredeyse imkansızdı. Tüm bunlar inanılmaz bir bilgisayar gücü ve büyük veriler demektir. Algoritmayı ne kadar çok veriyle beslerseniz o kadar doğru olurlar. Yapay zeka derin sinir ağları sayesinde önceden imkansız olan bir doğrulukla çalışıyor.
Örneğin Alexa, Google aramaları ve Google fotoğrafları ile etkileşimlerimizin tümü derin öğrenmeye dayalıdır. Ve biz onları kullandıkça daha doğru olmaya devam ederler. Tıp alanında derin öğrenme, görüntü sınıflandırma ve nesne tanıma gibi yapay zeka teknikleri artık yüksek eğitimli radyo dalgalarla aynı doğrultularla MR'larda kanseri bulmak için kullanılıyor. Yapay zeka verilerden en iyi şekilde yararlanır. Algoritmalar kendi kendine öğrenirken verinin kendisi fikri mülkiyet haline gelebilir. Cevap veride saklıdır. Size sadece yapay zekayı kullanarak onu ortaya çıkarmak düşer. Verinin rolü artık her zamankinden daha önemli olduğundan rekabet avantajı yaratabilir. Rekabetçi bir sektörde en iyi veri sizdeyse herkes benzer teknikleri uygulasa bile her zaman en iyi veri kazanır. Son olarak da yapay zeka kullanmanın zorluklarına bakalım. Yapay zeka her endüstriyi değiştirecek. Ancak sınırlarını anlamalıyız. Yapay zekanın temel kısıtlaması veriden öğrenmesidir. Bilginin dahil edebileceği başka bir yol yoktur. Bu verideki herhangi bir yanlışlığın sonuçları yansıyacağı anlamına gelir. Ve herhangi bir ek tahmin veya analiz katmanı ayrı olarak eklenmelidir. Günümüzün yapay zeka sistemleri açıkta tanımlanmış bir görevi yerine getirmek üzere eğitilmiştir. Poker oynayan sistem soliter veya satranç oynayamaz. Sahteciliği tespit eden sistem araba kullanamaz veya size hukuksal tavsiyeler veremez. Aslına bakarsanız sağlık sahtekarlığını tespit eden bir yapay zeka sistemi bile vergi sahtekarlığını veya ürün garanti sahtekarlığını doğru bir şekilde tespit edemez. Başka bir deyişle bu sistemler son derece uzmanlaşmıştır. Tek bir göreve odaklanmışlardır ve insan gibi davranmaktan çok uzaktırlar. Aynı şekilde kendi kendine öğrenme sistemleri de özerk sistemler değildir. Filmlerde ve televizyonda gördüğünüz hayali yapay zeka teknolojileri hala bilim kurgu seviyesindedir. Ancak karmaşık verileri öğrenmek ve belirli görevleri mükemmelleştirmek için çalışan bilgisayarlar oldukça yaygın hale gelmektedir.